the second WP session, and I start to thank the organizing committee and particularly the Professor Botskurt, our friend Kursat, for the invitation for organize this very interesting session. And now we start with the first presentation, that is Angelo Scuderi, past president of International Union of Phlebology, varicose vein surgery, what is more important, the technique or the strategy? Please, Angelo. I'd like to thank you, Professor Kursat, for this invitation. Well, to talk about the strategy, we can't avoid to say about two important persons of history. One is this Themistocles, and during the Salamina battle, close to here, not far, defeated 1,000 Persian ships with only 200 Greek ships, using just this strategy. Another very important personage is Napoleon Bonaparte. We all know that in the Austerlitz battle, defeated two armies with 100 soldiers with only 7,000. It means that this strategy is very important and deserves also two important books. One, both are the same name, The Art of the War. One was wrote in 5th century before Christ, Sun Tzu, the Chinese, and the other one by Machiavelli from Italy. Both books we can summarize in 5 principles. Do know the enemy, knowing the battlefield, to prevent the reaction of the enemy, to induce the enemy to do what you want or we want, and to use the necessary weapon. This is the basic of a good strategy. Among our topic is the varices, the treatment of varices, and we are facing as a battle. And the careful anamnesis, detailed physical examination, and ultrasound are the main way to perform these 4 principles. Anamnesis identifies the true complaint. It is very important. The evolution of symptoms, the main causes and comorbidities, the possible failures of previous treatment attempts, this to avoid to repeat the same mistakes. The physical examination is important to identify the visual and tangible reactions of the disease as well as their relationship with complaints. And finally, the ultrasound gives us an objective evaluation of anatomy and mainly hemodynamic issues. About the weapon, we have a big range of weapons, beginning by the surgery that could be conventional or traditional with the strippings of saphenous, on conservative or minimal invasive, as a phlebectomies or hemodynamics, like Chiva, Aswell, etc. The other kind of the weapon is the endovenous ablation. That could be thermal or not thermal. Among the thermal, the laser is one of the most important, with several wavelengths, and could be also superficial, combined or not with sclerotherapy. The radio frequency, that could be also endovenous or superficial. The STEEN, published by Miller in 2006, the microwaves, in 2013 by Teng Yang, and not thermal, that we can find the cyanoacrylate, published by Almeida in 2013, and Clarivain. Important also is the chemistry ablation, like sclerotherapy. Could be liquid, and among them we have dextrose, polidocanol, the sodium tetrasulfate, glycerine, alcohol,
and from Monpolio Canal and also Teleta de Sussufad. Well, what is important to use the appropriate weapon according the acknowledgement and experience of each one. Among that, I'd like to show you these papers as a research of the Cochrane Library. They studied in 2014 papers about the treatment of great saphenous vein. They found 13 studies involving 3,081 patients, randomized patients. 3 ultrasound against surgery, 8 venous against surgery, 5 radiofrequency against surgery, and 2 multiple comparison. The final conclusion was, at the end, all methods present similar and efficient results as well as surgeries and the moderate quality of evidence. Moderate to poor quality of evidence. The other research by Cochrane Library was about the short saphenous vein. Here we have only 3 studies involving a small group of 311 randomized patients. And the main conclusion was the low or moderate quality of the papers did not allow a definition on the best method with minimal advantage for laser, but the quantity of patients were too low, very small group. This paper is very interesting paper published by our colleague Marianne Messner in 2015. It was a worldwide survey. And the majority group was the surgeon, vascular surgeon, 68%, with experience because they have more than 20 years of experience. And the majority was in Europe, 70%. And the conclusion was the majority, 86%, perform ultrasound, perform fine sclerotherapy, followed by endovenous laser and phlebectomy is practically the same. And at the end, Chiva with 15%. These are interesting results. Michel Perrin published in 2 issues in this journal, Phlebolymphology, a very important review of many, many papers, 100 papers, that compare methods of treatment. And the main conclusions I put here. 1, there are a few or tens, hundreds of papers that try to compare the main methods of treating varicose veins. The tools most used in the comparison take into account the CIAPI classification, the venous chronic severity score, the quality of life questionnaire and its variants. And the others do not present high quality of independence and collection and use of the obtained data classified as low or moderate quality. We don't have studies with high quality. The most modern method do not have enough data to compare, like cyanocrylate, steam, microwave, etc. And 5, finally, the results in the medium and long term are very similar, with few significant variation, and depend very much on the partial view of the author. Here, I will show you just one case that we have one picture of this big saphenous vein in the femoral saphenous junction after 3 months of treatment reduction significantly of size as the reflux was reduced significantly.
And also the same case, this is the saphenous vein in the thigh, and the reduction after the treatment, we observe we don't you treat the saphena, and the reflux, and the reduction of this reflux. This is in the thigh, in the same patient. And this also at level of knee, observe the reduction of size, also of the reflux. And this is the patient that we make phlebectomy, just phlebectomy, no saphenous, we don't touch the saphena. And after 1 week, we had these results. So, in conclusion, certainly the strategy is much more important than the method. The careful diagnosis will be decisive in obtaining the best result. Using the last technology will not guarantee a better result. The ultrasound is fundamental tool to draw the best strategy, can be compared to the spy in the war. If well performed, the ultrasound will provide anatomical and mainly hemodynamic data that can be compared to the knowledge of enemy and the battlefield. Using the data obtained wisely, we can induce the enemy, the viruses, to do what we think best. What means reduce or abolish the venous hypertension by eliminating reflux. Thank you very much. İçin. İkinci konuşmamız kronik venöz yetmezlikte cerrahinin, endovenöz termal ablasyonun ve köpük skleroterapinin tamamlayıcı rolleri. Doktor Nick Morrison. Good afternoon. Let me first apologize for not being here earlier. But it wasn't for lack of trying. I have been traveling almost 48 hours trying to get here, so I appreciate being here very much. It's a beautiful place, and I'm happy to be here now. So, advancing the... Oh, there we go. That's a beautiful place in Sedona, Arizona. That's my home state in the U.S. I just need some help advancing these slides. There we go. Okay, superficial treatment in post-thrombotic veins. First of all, I want to talk a little bit about PTS, because PTS can't be diagnosed until after 3 to 6 months following a DVT. The symptoms are, you can see, pain, cramps, heaviness, paresthesia, and pruritus. And the clinical features are edema, telangiectasias, venous ectasias, hyperpigmentation, lipodermatosclerosis, and ulcerations. It affects up to 60% of the patients with a proximal symptomatic DVT within 2 years, and then increasing risk for 20 years beyond that. 10% of the patients will receive develop an ulcer within the first 2 years. The risk factors for post-thrombotic syndrome are symptomatic DVT, post-op asymptomatic DVT, recurrent DVT, varicose veins, and an increasing BMI. And I would submit to you the most important treatment for post-thrombotic syndrome is prevention, because it represents a very large cost burden. And there is a strong association between severe PTS and valvular incompetence, but patients with severe reflux may have only mild PTS. So we know that varicose veins are a risk for DVT,
And a reflux may also be a risk factor for post-thrombotic syndrome. Two-thirds of the patients with DVT do have a pre-existing chronic primary disease, which is likely to contribute to post-thrombotic morbidity. So coexisting primary CVD is a contributing factor to development of PTS after treatment of an iliofemoral DVT with thrombus removal techniques. Now, the Villalta score is designed to score the level of PTS. The problem is it's never been validated, and there's really no correlation between valvular reflux and PTS or quality of life. And the main criticism is that it uses subjective measures. So perhaps if we marry the Villalta score with a quality, disease-specific quality of life score, we might have a better outcome. Patients with iliofemoral or occlusive popliteal vein thrombosis are at the highest risk of PTS, and the patients with iliac or iliocaval DVT are candidates for recanalization. Those patients involving the common femoral or lower extremity DVT have only been treated with anticoagulation and compression, but there's some evidence that indicates that you might be able to go below the inguinal ligament with your stents. That's new, that's pretty new. Now, remember that obstruction can be stenosis or occlusion, and PTS can also be caused by deep venous incompetence. So the degree of obstruction will inform the aggressiveness of the treatment, since PTS can occur with less than complete obstruction. And in fact, severe reflux from valvular damage without complete or even hemodynamically significant obstruction can create post-thrombotic syndrome. So for stenosis rather than obstruction, considerations are that air and strain gauge plethysmography are unreliable. However, IVUS will detect with the highest degree of accuracy the degree of obstruction, trabeculations, frozen valves, neural thickness, and outside compression. The measure of pull-through pressure gradients really are equivocal. And the degree of stenosis that is hemodynamically important is not known. Treatment can vary from compression therapy alone up to angioplasty and stenting with saphenous vein ablation. And surgical treatment might include those PALMA procedures, the Warren Wey-Husney procedures, or for incompetence, valvuloplasty developed by Robert Kissner and Michelle Perrin, venous reconstruction by Oscar Maletti, transplantation or transposition, and the Sathaki sling. If there's any chance for recanalization proximally, the availability of the equipment and the trained personnel is really key, and IVUS probably now is mandatory to manage these patients. And you have to do balloon angioplasty and stenting, not just angioplasty. If you do that, there's a 70% primary patency rate at 2 years in those PTS patients with IVC extended stents, and a 90% 3-year patency rate for primary assisted. Large caliber stents should cover all the disease areas identified by IVUS, and the deep venous incompetence is much less important than obstruction. Neglin has proven that. So following dilatation stenting of iliac vein obstruction, 80% of the collaterals will disappear very quickly, but actually there is no relationship between the degree of collateralization and the hemodynamic significance of venous obstruction. Problem with the stents that we've had in the past, the wall stent particularly, is we don't have large sizes and they don't have the strong force. The newer stents that are being developed, and I believe are available elsewhere in Europe, are probably going to be Benny. So can you treat these patients with superficial venous disease on top of post-thrombotic syndrome? The problem is information is really scant. But we can develop some strategies based on some of the data that is out there. So
obstruction with saphenous vein. This was an interesting concept by Neglin and Raju. So what they would do is, if there was incompetence of the great saphenous vein and a proximal obstruction, they would come through the saphenous vein with their equipment, dilate and stent the obstruction, and then ablate the great saphenous vein on the way out. And this is a paper looking at 27 of 29 patients with great saphenous and segmental deep venous reflux. The deep venous reflux usually will be abolished by doing some procedure to ablate the superficial system. Particularly that's true with segmental reflux of the deep system. In this paper in 16 of 17, similar to the above, deep venous reflux again was abolished by treatment of that superficial compartment alone. In a paper looking at patients with combined superficial and segmental deep reflux, not axial, but segmental reflux, presumably at least some of these patients had some degree of obstruction because they were not excluded from this study. And in fact, 75% that had superficial plus segmental, the deep venous reflux was abolished and ulcer healing at 12 months. In the ESCAR trial, again, at least some of these patients had to have some degree of obstruction. Absolute occlusion was excluded from the trial, but there must have been some people who had partial obstruction. There was a lower recurrence rate in the patients, again, with that segmental deep reflux than with the patients with axial reflux. There was no improvement in the ulcer healing rate, however, but recurrence rate was improved. So how can we determine which of those patients with PTS and superficial insufficiency can or should be treated? I think there are some considerations to be made. In many of those PTS patients, the lower leg and ankle tissue is so fibrosed that flexion is nearly impossible, and there is cap pump failure. So I don't know whether the superficial venous treatment will be effective since the calf pump failure is not going to improve just with superficial venous treatment alone, or is not likely to anyway. Fedor Lura uses a combination of APG and duplex flow measurements. He thinks it's sufficient for non-invasive determination of the degree and severity of deep vein reflux, or obstruction, I'm sorry. These are some normal APG readings, and then following treatment. So there is some improvement. The deep veins, however, must be investigated for the presence of obstruction and reflux. And according to Fedor Luri, superficial reflux should be treated first if it's safe to do so. The deep problem can be addressed later in selected patients. This is what I call a poor man's test for superficial venous reflux. So this is these are some patients in Nicaragua that we treated. They had obstruction or reflux, and mostly obstruction in the deep system. Some of it was axial. And they also had superficial insufficiency. So the method was simply to use eccentric compression over the superficial veins that are incompetent, apply eccentric compression up to 80 millimeters of mercury, and then go, and this was measured by a picopress device, and then go out, and this is a very hilly area, and we would walk hills for about 30 minutes. So those patients who tolerated that experiment well, we knew that we could go ahead and treat the superficial system in spite of the deep venous obstruction. So these were some of the patients on whom we did that, and it worked out well, at least for those patients. This is another patient, an Ecuadorian patient, who had an entirely normal deep system. All of the ulcer is all superficial disease. We were able to treat that superficial disease and leave the deep system alone. And finally, I think the most important treatment for PTS really is prevention. And there are some considerations.
Graduated compression hose have always been used and are still used for the most part, although the SOX trial said perhaps it wasn't effective in preventing PTS. There were some methodologic problems with that trial, so I'm not sure everyone has accepted it completely. Anticoagulation doesn't work. Pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis and thrombus removal in the ATTRACT trial, they were able to reduce the risk of severe PTS but could not prevent PTS. Mechanical devices, foot pumps, intermittent pneumatic compression, and electrical calf stimulation, those are all things that can be used in this treatment. And the 10A and 2A inhibitors, low molecular weight, and extended prophylaxis perhaps might be helpful. So I think in the future, we need better standardized criteria for the diagnosis of PTS. It appears as though longer duration for anticoagulation may also help prevent PTS. And there are some additional medical strategies, such as use of statins, aspirin, and Plavix. I would like to take this opportunity to welcome you to the UIP International World Congress to be held 4 through 8 February in Melbourne, Australia. This will be an outstanding scientific meeting and a wonderful opportunity to visit Melbourne. Thank you very much. Thank you, Nick. Now we have the debate. The first is Gunaydin. Dr. Gunaydin. It is not. The favor. Against is Dr. Turkey. No, after both. Okay. Oh, no. Transcutaneous laser in stage 1 patient. Cursat. İyi günler. Anterior aksesuar Staffen Venn rekürensi endovenöz termal ablasyondan sonra konvansiyonel cerrahiye göre daha mı fazladır? Evet. Uluslararası Fleboloji Derneği'nin değerlendirmesine göre anterior aksesuar Staffen Venn grafti yeniden terimlendirilmiştir. Buna göre anterior aksesuar, posterior ve süperfisiyel aksesuar büyük Staffen Venn olarak adlandırılmaktadır. Anterior aksesuar ven olarak adlandırdığımızda asenden olarak büyük Staffen Venn'e paralel seyreden anteriorda lokalize hem diz üstünde hem diz altında seyreden herhangi bir venöz segment olarak değerlendiriliyor. Posterior olarak ise literatürde Leonardo veya posterior arc veni olarak diye bahsettiğimiz venden bahsediliyor. Süperfisiyel aksesuar büyük Staffen Venn dediğimizde ise büyük Staffen Venn'e yine aynı şekilde paralel olan Staffenöz fasciadan daha güzel lokalize olan diz üstünde herhangi bir venöz segmenti olarak tanımlıyoruz. Bu klasik bizim kitaplardaki Staffenofemoral Junction'ımız. Her zaman bu şekilde mi bir anatomi oluyor? Hayır. A resminde olduğu gibi genel %33'ü bu şekilde bir trunk olarak çıktığı gibi değişik şekillerde çıkıyor. Bu da endovenöz termal ablasyon veya cerrahideki teknik problemlerin sebeplerinden birisi de bu da işlerin başarısızlığını veya başarısını etkileyen. Revas çalışması var. Bu reküren varislerde reflü nedenleri olarak en sık neovaskülizasyon ve teknik yetersizlik öne sürülüyor. Burada anterior aksesuar Staffen Venn'deki reflü ayrımı gibi bir oran incelenmemiş. %35 olgada sebep bilinmiyor denmiş. Bu reflün kaynağı genelde Staffenofemoral Junction. Buradaki ligasyon, yüksek ligasyon problemleri muhtemelen. Revata çalışması var. Bu termal ablasyon sonrası gelişen reküren variköz venlerde incelenmiş. Bunda 164 olguda daha önceden termal ablasyon yapmış 164 olguda en sık yeni reflüsü anterior aksesuar Staffen Venn reflüsü en sık sebep olarak denilmiş. Ondan sonra küçük Staffen Venn'deki reflümüz var. Onun dışında aksesuar Staffen Venn'e yapılmış olan direkt işlemlerin fazla bir sıklığı yok.
Ne şekilde oluyor? Genelde iki şekilde görüyoruz. İnkomplet kapatılmış olan Trunkalven'deki kaçaktaki direkt kaçaktan veya perforatörden kaynaklanabildiği gibi tamamen yakılmış olan yerden neovaskülizasyon olsun veya olmasın oradan gelişen varikozitlerden dolayı reflü nedeni olabiliyor. Hem stripping ile lazer ablasyonu karşılaştıran bir çalışmamız var. Burada eşit olarak randomize edilmiş. Total reflü parametreleri kıyaslandığında fark yok. Anterior aksesuar safenven reflüsü Evla grubunda iki kat daha fazla. Ancak istatistiksel fark yok. Yalnız sayı azlı olabilir. Çünkü Evla grubunda 8, diğerinde 4 var. Belki hasta sayısı arttıkça aradaki fark belirgin hale gelecek. Tartışma bölümünde de yine inceledikleri çalışmalarda rekürenslerde en sık endovenöz ablasyonda, lazer ablasyonda anterior aksesuar safenven reflüsü görüldüğü belirtilmiş. Yine başka bir çalışmamız var. Bunda da yine rekürensin şablonuyla cerrahi sonrası şablonun farklı olduğu belirtilmiş. Rekürens sonrası sorumlu mekanizma neovaskülizasyon olarak değerlendirilirken termal ablasyon sonrası yeni gelişen reflü olarak anlatılmış. Bunlarda da en sık anterior aksesuar safenvende olduğu söylenmiş yine ve daha sonra küçük safenvende olduğu belirtilmiş. Randomize bir çalışmamız daha var. 20 tane randomize çalışma taranmış. Endovenöz termal ablasyon yapılan. Yine bunlarda da mekanizmanın farklı olduğu söylenmiş. Yine cerrahide neovaskülizasyon suçlanmış. Termal ablasyon grubunda ise burada rekanalizasyon ve anterior aksesuar safenven yetmezliği denmiş. Şimdi son bir European Journal'da yayınlanmış bir yayın var. Burada bir önemli bir noktaya temas etmişler. Bu rekürens mi? Yani gördüğümüz bizim rekürens mi gerçekten yoksa hastalığın progresyonu mu? Revaskülizasyon mu yoksa hastalığın progresyonu mu? De novo yetmezlik mi yoksa rekürens mi? Bunun ayrımı çok önemli. Varikoz venlerin rekürensinin en sık nedeni termal ablasyon yapılmış inkompeten venlerden rekürensten çok hastalığın progresyonu ve daha önceden normal olan venlerde gelişen de novo reflü. Bu da bileşkenin kapatılmaması, tam kapatılmaması, biraz önce bahsettiğim anatomik varyasyonlara bağlı olarak ulaşılamamak teknik yetersizlikten dolayı. Burada da yine de novo yetmezlik kaynakları da en sık olarak anterior aksesuar safenven suçlanmış, daha sonra küçük safenven. Bunlar benim kendi olgularım. Daha önceden termal ablasyon yapılıp 2-3 yıl içinde anterior aksesuar safenven rekürensi gelişen olgular. Hatta bu hasta 6 ay önce anterior 6 ay önce termal ablasyon yapılmış, daha sonra onu takiben halen cerrahi girişim skarları gözüküyor. Yine bunlarda diğer mapping yaptığımız zaman anterior aksesuar safenven kompetan safenofemoral junction olan endovenöz termal ablasyon yapılan hastalarda daha sonradan gelişen anterior aksesuar safenven obstrüksiyonları. Biraz bu bir ameliyat fotoğrafı. Biraz şey çıkmış burada, daha slide'da şey çıkmış. Bunda inkomplet bir kanal açıklığımız var. Safende tam bir açıklık yok. Rekanalizasyon veya tam kapatılmama neticesinde. Sol tarafta gördüğü gibi anterior aksesuar safenden direkt bileşkeden çıkıyor ve kompetan. Epigastrik ven yine direkt bileşkeden çıkıyor. Anatomik bir varyasyon bu. Görüntü bu şekilde olmasın. Cerrahi olarak açtığımız zaman böyle rahat bir görüntü olmuyor. Bir karnabahar gibi bütün şişmiş venleri görüyoruz. Onları bağladıktan sonra bu şekilde bir görüntü elde edebiliyoruz ancak. Bu da ameliyatta çıkarttığım, stripping yaparak çıkarttığım spesmen. Stripper gayet rahat şekilde ilerledi. Üst taraftaki safenofemoral junction, orta tarafta tam uylun ortasındaki olan varikoz ciddi genişlemesi var. Bir anezmal vende genişleme olmuş. Bu hastada ciddi diz altında da venöz yetmezlik vardı, kapakçık yetmezliği vardı ve kolateralleri vardı. Diz altına kadar, bileğe kadar uzattım strippingini. Orada da çıkarttığım kolateral dalları görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Okay, Dr. Türkay. Sayın başkanlar, kıymetli meslektaşlarım.
Ben sizlere anterior aksesuar safenven rekürensi termal ablasyon sonrası konvansiyonel cerrahiye göre daha mı fazladır sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Bu soruya nereden baktığımıza bağlı. Cevabı evet de olabilir, hayır da olabilir. Termal ablasyon ve klasik cerrahiyi düşündüğümüz zaman her ikisi de farklı prensiplerle çalışan, aynı hedefi gözleyen ve aynı hedefe ulaşan uygulamalardır. Termal ablasyona uzak doğu sporları dersek eğer, klasik cerrahiye rahatlıkla boks sporu diye değerlendirebiliriz. Bu uygulamalardan sonra rekürans oranlarına baktığımız zaman 2005-2017 yılları arasında 17 makaleyi gözden geçirdiğimiz zaman termal ablasyon sonrası %14,5 ile %33, konvansiyonel cerrahi sonrası %5 ile %37 oranında değişen rekürans oranları bildirilmiştir. Rekürans oranlarına biraz daha ayrıntılı bakacak olursak, bu süreler içerisinde yapılan gözden geçirmelerde 4 çalışmadan 3 tanesi randomize kontrolü çalışma, 1 tanesi review. Bu review'de 2 yıldan daha uzun süreli çalışmalar göz önünde bulundurulmuş ve 8 çalışma gözden geçirilmiş. Bunların sonucuna göre rekürans oranları klasik cerrahi ile termal ablasyon karşılaştırıldığı zaman istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı gösterilmiş. Ancak 2015 ve 2016 yıllarındaki çalışmalara bakıldığı zaman 2 tane çalışmada istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve cerrahi lehine olduğunu görüyoruz. Rekürensin sebeplerine bakacak olursak, neovaskülarizasyon daha çok klasik cerrahide karşımıza çıkan bir problem. Anterior aksesuar safenven reflüsü, teknik yetmezlik, perforan reflüsü, perforan artı venesafena magnada reflü, yeni VSP'de reflü, her iki uygulamadan sonra da sık karşılaştığımız bir problem. Venesafena magnanın proksimalinin rekanalizasyonu ve femoral reflü daha çok termal ablasyon sonrası karşımıza çıkan problem olarak görüyoruz. İlknur arkadaşımız gayet güzel bir şekilde anterior aksesuar safenvenin anatomisinden bahsetti. Ama biz stratejik olarak termal ablasyonda yaptıklarımızı düşündüğümüz zaman anterior aksesuar safenven hangi sıklıkla görülür? Popülasyonda hangi yüzdededir? Buna baktığımız zaman bu bir kadavra çalışması. 110 civarında hastada kadavrada çalışılmış ve anterior aksesuar safenvenin %51 oranında magnaya 20,5 milimetre lateralinden katıldığı görülür. Yine 2015 yılındaki bir çalışma. Bu çalışma prospektif, çok merkezli bir kohort çalışması. Burada 93 bacak, 82 bacak takipte tutulmuş ve 4 yıllık dönemde izlenmiş. Ve erken dönemde %46 gibi anterior aksesuar safenvenin varlığı ultrasonografide tespit edilebilmiş. Ancak %2'sinde reflü gösterilmiş. 4 yılın sonunda ise bu bacakların %71'inde anterior aksesuar safenvenin varlığı gösterilmiş. %55 oranında da reflü gösterilmiş. Bu bilgiler ışığında biz rahatlıkla şunu düşünebiliriz. Anterior aksesuar safenven düşündüğümüzden çok daha yüksek yüzdede popülasyonda vardır. Sadece biz bunu gösteremiyoruz ya da dikkatli değerlendiremiyoruz demektir. Anterior aksesuar safenven venöz yetmezlikli hastalarda değerlendirildiği zaman prevalans olarak %9,7 ile %10,9 arasında bir prevalansa sahip. Yine 2016 yılında American College of Phlebology guideline'ına baktığımız zaman bu guideline bize bazı konularda dikkat çekiyor ve önerilerde bulunuyor. Buna göre primer variköz ven hastalarında safenofemoral bileşkeden aksesuar venlere reflü sıktır. Başarılı bir tedavi sonrası bile rekuren variköz venlerin en sık kaynağı aksesuar venöz reflüdür. Aksesuar venöz reflü, venesafena magna reflüsüne benzer semptom ve bulgulara sebep olur. Aksesuar safenöz venöz reflü var ise termal ablasyonda köpük skleroterapi, özür dilerim, ile güvenli ve efektif olarak tedavi edilebilir. Grade 1, seviye C düzeyinde öneri olarak sunulmuş. Yine
Bir gözden geçirme, 2016 yılında yapılmış bir gözden geçirme. Burada da 2 yıldan daha uzun süreli çalışmalar, randomize çalışmalar gözden geçirilmiş. Buna göre rekürensin sebeplerine bakıldığı zaman ortalama 5 çalışmada cerrahi sonrası, 4 çalışmada lazer ablasyon sonrası, 2 çalışmada da radyofrekans sonrası anterior aksesuar safenven rekürensine bakılmış. Ve görülmüş ki burada tespit edilen yüzdeler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yok. O zaman ihtimallerimize baktığımız zaman biz neler yapabiliyorduk? Termal ablasyonda özellikle bileşkenin altında kalacaksak, 2 santimetreden daha distalden ablasyona başlarsak, damar çapına göre uygunsuz enerji, özellikle de düşük enerji kullanıyorsak, anterior aksesuar safen reflüsü var ya da perforan reflüsü var ve ayrıca ablasyonunu yapmaz isek, termal ablasyon sonrası anterior aksesuar safenven reflüsüne bağlı rekürans olasılığı yüksek olacaktır. Kısaca cerrahiye de baktığımız zaman eğer biz cerrahi sırasında venesafena magna'nın bileşkeden bağlayıp ayırmadıysak, kesmediysek, yan dalları özellikle de anterior aksesuar safenveni diseke edip bağlayıp kesmediysek ya da magna'da diz altı seviyede reflü var veya perforan yetmezliği varsa, parsiyer stripping yaptıysak, bunların hepsi mümkün olabilir mi? Elbette ki mümkün olabileceği gösterilmiş. Bu çalışma 2008 yılındaki bir çalışma. Buna göre geçmişte cerrahi uygulanmış ve yeniden girişime ihtiyaç gösteren rekurrensi olan 536 hastayı retrospektif olarak değerlendirmişler. Hastaların %80'inde superior epigastrik ven, %40'ında 2 majör dal, %30'unda majör 3 yan dalın yerinde bırakıldığı gösterilmiş. Böyle bir durumda tabii ki doğal olarak klasik cerrahi sonrası anterior aksesuar safenven reflüsüne bağlı rekürens olasılığı yüksek olacaktır. O zaman doğru taktik ve teknik nedir? Bu çalışma 2017 Avrupa Vasküler Cerrahi Kongresi'nde ki bir poster sunusu, Japonya'dan bir sunu. 408 bacak bu çalışmaya alınmış. Bu çalışmada 299 bacağı çıplak uçlu lazerle, 109 bacağı ise radyal uçlu lazerle ablasyon yapılmış. Çıplak uçlu lazerle ablasyon yapılan hastalarda bileşkenin 1,5 ila 2 santimetre distalinden başlanmış. Radyal uçlu lazerle işlem yapılan hastalarda 0,5 ila 1 santim distalden ablasyona başlanmış. Ve yan dalların özellikle de anterior aksesuar safenvenin patensinin devam edip etmediğine bakılmış. Buna göre anterior aksesuar safenvende patens çıplak uçlu lazer uygulanan hastalarda %62 oranında, radyal uçlu lazer uygulananlarda ise %37 oranında patens bulunmuş. Aralarında istatistiksel olarak ciddi fark görünüyor. O zaman doğru taktik ve teknik nedir? Biz bu tür hastalarda ultrasonografide anterior aksesuar safenvenin varlığını ve reflüsünü ayrıntılı bir şekilde ve doğru değerlendiriyorsak, mümkünse radyal fiber kullanırsak, bileşkenin özellikle 0,5 ile 1 santimetre distalinden ablasyona başlıyorsak, eğer çıplak uçlu lazer kullanacaksak 1 ile 2 santim distalden ablasyona başlamaya dikkat ediyorsak, uygun ve yeterli enerji verdiysek, anterior aksesuar safenven reflüsü ya da perforan reflüsü varsa bunların ayrıca ablasyonunu yaptıysak, tabii ki anterior aksesuar safenven rekürrensi termal ablasyon sonrası konvansiyonel cerrahiye göre daha mı fazla sorusuna doğru taktik ve tekniği kullanırsak hayır diyebiliriz. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer konuşma için evri bir hastalıkta transkutan lazer, Doktor Kürşat Bozkurt. Ben uygun görürseniz konuşmama teşekkürlerle başlamak istiyorum. Birinci teşekkür Iceberg Medical'e. Son zamanlarda devreye girdiler. Son zamanlarda camiamıza katıldılar. Çok güzel bir lazer cihazı satıyorlar. Kullanmaya başladık. Oldukça etkili.
Öncelikle bu toplantıyı, bu sempozyumun verdikleri koşulsuz destek için onlara teşekkür ediyoruz. Daha büyük bir teşekkür UIP'ye olacak. Şimdi şu anda siz belki farkında değilsiniz. Bu salonda UIP'nin şu andaki başkanı Nick Morrison var şu anda aramızda. Profesör Scuderi oturuyor orada, ilk konuşmacımızda. UIP'nin eski başkanıdır. Pierre Luigi UIP'nin genel sekreteri. Bütün büyük kişiler, önemli kişiler burada. Victor Paraguay'dan geldi. Victor ayağını kırdı, burktu. Buna rağmen seyahatini ertelemedi. O ayakla tekerlekli sandalyeyi buraya geldi. Victor'a da teşekkür ediyoruz. Kaytırıyor arkalarda, en arkalarda duruyor ama Fernando orada. Fernando Pan Amerikan Sosyetesi'nin başkanı. İnşallah bu toplantı bizim Latin Amerika ülkeleriyle ve Amerika Birleşik Devletleri ve UIP ile olan ilişkilerimizin artışında iyi bir vesile olur. Kendilerine Türk kalp damar cerrahları olarak çok çok teşekkür ederiz. Bunlar benim çıkar çıkartışması bildirimlerim. Biraz fazla ama en alttaki kırmızıyla yazan dikkat etmenizi istiyorum. Bu toplantı ile ilgili hiçbir çıkar çıkartışmam mevcut değildir. Çünkü bilimsel programına katkıda bulunduğum bir toplantı bu. O yüzden herhangi bir çıkar çalışması bu toplantı için söz konusu değil. Şu anda konuştuğumuz hasta grubu C1 hasta grubu. Şaka gibi %21.6 oranında erişkin popülasyonda bu hastalık görüyor. Hepiniz pratik hayatınızda görüyorsunuz, hepiniz görüyorsunuz. Ben şimdi karşımızda duran 100 tane kadına eteklerinizi kaldırın bakayım desem %20'sinde bu hastalığı biz göreceğim. Yani bir kısmı tedavi istiyor, bir kısmı tedavi istemiyor ama herhalde şu andaki tıptaki en büyük problemlerden biri bu. Bu konuşma sırasında bazı terminolojiler kullanacağım. Ben benim tanımlamama göre, ki doğru tanımlama da o şu anda dünyada, telenjiyoaktezi 1 milimetreye kadar kırmızı renkli damarlar. Metting farklı bir kavram. Metting özellikle bu sklerotrebiden sonra gördüğümüz kıçalı böyle damar yapıları. Venülektezi dediğimiz olay da biraz daha büyük, 1 milimetreden büyük mor kırmızı renkli damarlar. Şimdi Profesör Scuderi burada olduğu için Profesör Scuderi'nin ülkesinden bir slaytı değiştirmeden orijinal olarak çaldım, onu gösteriyorum. Brezilya'da hanımlar estetik olarak %58 belinin Türkçesi neydi? Bel önem veriyorlar. %40 saçlarına önem veriyorlar. Kalçalarına %32 para harcıyorlar. %29 oranında da bacaklarına ayırıyorlar. Brezilyalılar bunlar. Türkiye'deki oranları bilmiyoruz. Ve transdermal tedaviler aslında küçük bir parçası. Bu hastaların çok büyük bir kısmı skleroterapiyle tedavi edilmekte. Bizim evre bir hastalık tek seçeneklerimiz neler? Skleroterapi, transküten radyo frekans termokoagülasyon ve transküten lazer. Ulusal kılavuz, yeni bir kılavuz. Ulusal kılavuzda aslında bunlarla hiçbir bilgi yok. Yani lazer, termokoagülasyonla hiçbir bilgi yok. Neden koymadık? Koymadık, bilmiyorum. Belki de koymalıydık. Fakat galiba böyle standartize değil tedaviler, daha rahat değiliz. Diğer kılavuzlar da çok net değil. O yüzden bizim kılavuzumuzda evre bir hastalıkla ilgili olarak çok güçlü öneri olarak likit skleroterapinin telenjiyoaktezi ve retiküler benlerin tedavisindeki en etkin tedavi olduğundan bahsediyoruz. Termokoagülasyon, radyo frekans ben bir dönem kullandım. Bir şekilde ben çok fazla deneyim oturtamadım, oluşturamadım. Niye bilmiyorum. Ufuk burada. Belki Ufuk toplantının sonunda yorum yapar. Ufuk'un çok deneyimi var bu konuda. O bayağı kullandı. Ama bir seçenektir. Durur. Orada duruyor. Gelelim lazere. Lazer yeni değil. Lazer büyülü bir laf. 30 yıldır varis tedavisinde var. Transküten lazerden bahsediyoruz şu anda. Sonuçta lazerin mantığı hepimiz biliyoruz. Hemoglobine spesifik olarak gidiyor. Hemoglobini yakalıyor orada, vuruyor. Teknik olarak da cilde rahatsızlık, zarar vermemesi hedefleniyor. Her firma kendi dalga boyunu ön plana çıkartıyor. Her bir firma benim dalga boyum en etkilidir diyor. Ben bu konuda yorum yapmayacağım çünkü gerçekten bu konuda oturmuş bir konsensüs yok. NDYAG mı bunda iyi, KTP mi bunda iyi veya başka bir lazer mi bunda iyi? İnanın çok fazla oturmuş bir standartizasyon yok. Ancak her firma benimki diyor, direkt duyarlı diyor, onu yakalıyor diyor. Ancak ben çok fazla da bunlara değer vermiyorum. Şimdi, bence buradaki en önemli konu bu. Halk arasında lazer çok büyülü bir laf. Bana muayenehane hasta geliyor, aslanlar gibi skleroterapiyle yapılması gereken damarlar, muhteşem sonuç alacak damarlar. Hasta diyor ki, doktor bey bana lazer yapmayacak mısınız diyor. İnanın bana laf olsun diye 7-8 tane skleroterapi seansından sonra 1 veya 2 tane de ben bu hastalara lazer yapıyorum. Ancak çünkü hastalarda çok büyük bir lazer beklentisi var. Fakat yakın zamanda ancak biraz daha standartizasyon aldı. Bence hangi hastaları seçelim? 1. İğne fobisi olan hastalarda kesin kullanalım.
İki, telenjektezik meting de yapalım. Bunları yapıyoruz yapıyoruz düzelmiyor. Yapıyoruz yapıyoruz sıkılatörü düzelmiyor. Bence bunlar en iyi seçenek o. Ayak bileği tehlikeli bir bölge. Hepimizin belası olan bir bölge. Özellikle yeteri kadar deneyim kazanmamış isek ayak bileği venlerine yapalım. Skleroterapiye inat vermemiş hastalara mutlaka yapalım. Sklerozan ajanlara, alerjisi bulunan hastalara yapalım. Bir de kompresyondan nefret eden bir hasta grubu var. Bunlara yapalım. Sakın evre bir hastalıkta transküten lazer, şu cihaz, bu cihaz tek seçenekli diye düşünmemek lazım. Lazer iyi bir skleroterapiye kombine edildiği zaman çok işe yarayan bir sistemdir. İşe yarar. Buradaki başarımızı etkileyen faktörler neler? Bir, damarın çapı. Damar çapı çok arttıkça ağrı artar, etkinlik artar. Damarın ciltten derinliği derinleştikçe daha farklı bir lazer kullanmamız lazım. Örneğin iyice derin bir damarda NDI kullanmamız lazım. Penetre olsun. Daha yüksek bir damarda 980 kullanabiliriz. Kaynak önemli. Uygulanan lazer enerjisinin miktarı önemli. Ne kadar vereceksiniz? Bu tamamen tecrübeyle kazanılan bir şey. Hastanın cilt rengi ve cilt tepe önemli. Herhalde bir zenci hastaya en son yapılacak şey lazer tedavisi. Bir Rus hastaya, Ukraynalı bir hastaya en kolay yapılacak şey lazer tedavisi. Cihazın dalga boyunu iyi seçmemiz lazım. Puls aralıklarını iyi seçmek lazım. Az önce vurguladığım gibi büyük çaplı damarları asla kullanmak lazım. Bunu bir ek yöntem olarak düşünmek lazım. Örneğin bir spider vein tedavi ediyorsunuz. Bunun besleyici damarını siz yok etmeden o damarı tedavi etmenizin çok büyük bir faydası yok. Bazı kısıtlamalar var lazerin. İşlemden sonra güneşe çıkmıyor hastalar. Önermiyoruz. Her ciddi ve uygulanmıyor. Uygulayamıyoruz. Pigment azalmasına yol açabilir. Sonra problem oluyor. Gerçekten benim de birkaç hastam oldu böyle. Protokoller çok net değil ve kişiler kullanmalı. Bu bizim emektar lazer cihazımız. Biz bunu endovenöz lazer artı transküten lazer cihazı olarak aldık. Bu bir 980 cihaz. Biz bunu kullandık. Bir süre kullandık. Çok ağrı yaptı. O zamanlar cooler'ımız da yoktu. Çok fazla mutlu olduğumuz söylenemez. Ondan sonra bu NDI'ye kaldık biz klinikte. Şu anda bunu kullanıyoruz belli indikasyonlarla. Ama hat safhada mutlu muyuz? Çok da emin değilim. Ardından eksoterm geldi. Exo'dan bir 980 diyot lazer, Fransa'da üretiliyor. Enteresan özellikleri var. Bir soğutma sistemi var, bir handpiece var. Birazdan göstereceğim. O handpiece'de bir süre bekliyorsunuz. Aslında Perşembe günü bir workshop yapıldı. Workshop'ta pek çoğunuzun görmüş olması bir soğutma sistemi var. Yani siz sonuçta bunu kullanırken dışarıdan bir şey vermeniz gerekmiyor. Bir soğutucu kullanmanız gerekmiyor. Veya makinenin içinde bu endiyaklarda o vardır. O soğutucu sistemi yok. Ve firmanın dediği bu enerjiyi verirken, lazer enerjisi verirken bir multi-pulse yapıyor. Hemen pek atışla vermiyor. Onun birazdan resmini göstereceğim size. Çok high-tech bir soğutma sistemi ve uygulama başlığı var. Bu epidermisi koruyor. Ağrısız tedavi yapıyor. Gerçekten ağrısız oluyor. Yani birazdan bir video göstereceğim size. Bu cihaz ağrısız tedavi ediyor. Daha yüksek enerji verebiliyorsunuz. Daha güvenli kullanabiliyorsunuz. Tekrarlayan tedaviler yapabiliyorsunuz. Ve inflamatuvar lezyonlar azalıyor. Akıllı bir başlık geliştirilmiş. Ve bir sistemde kamera var. Bu 10 kat büyüten bir kamera. Yani siz ultrason cihazını, pardon probu koyduğunuz zaman aynı zamanda görüntüyü alabiliyorsunuz. Böylece bir veni çok iyi hedefliyorsunuz. Spazmı görebiliyorsunuz. Hasta kendisi tedavi görüyor. Aa doktor bey bakın orada bir tane daha var onu kaçırdınız diyor. Bazen ukalalık bile ediyorlar hastalar. Onu bize gösteriyor hasta. Ve hasta tatmini, hastanın olaya katılması. Çünkü bunlar zor tedaviler. Yani açık kalp ameliyatı yaptığınız zaman hasta yaşıyor veya ölüyor. Ama bu hastalar böyle değil. Bunlar sürekli sizin başınıza geliyor. Hasta kendisi görüyor. Bak orada damar var yaktık diyor. O da olayın içine girmiş oluyor. Bir de bir teknolojik bir konu bu. Diyor ki üretici firma bu 3 aşamada geliyor bu akım diyor. Önce diyor birinci atımı yapıyor diyor. Serefit absorpsiyonu arttırıyor diyor. Daha sonra 2 ve 3. atışları yapıyordu. İçerideki yüksek ısıyı devam ettiriyor diyor. Bu şekilde lazerin etkisinin arttığını, enerjinin gereksinimi azaldığını ve etraf dokuların hasarın engellendiği söyleniyor. İşte maddeleri önerdikleri, daha doğrusu betimledikleri sistem bu. 3 aşamada enerji vererek o damarı daha efektif olarak kapatıldığı iddia ediliyor. Hiç kimseye söylemiyorum ama benim aslında bu cihazda en beğendiğim özellik ne biliyor musunuz? Şimdi sistem tamamen kapalı olduğu için çok zor da gözlük bazen kullanıyorum ama bazen gözlük kullanmamanız da mümkün. Yani sistem direkt olarak yapışıyor hastanın üzerine. O yüzden daha güvendesiniz, daha rahattasınız. Şimdi bir uygulama göreceksiniz. Bu resim klinik. Gördüğünüz gibi sağ ekranda çok net olarak hedefliyorsunuz. Bakın çok güzel görünüyor. Bu
yani görüntü, bu demonstratörün şey yapılmıştı. Her hastada bu görüntüyü alabiliyorsunuz. Hastanın cildinin üzerine bir jel sürüyorsunuz. Bakın solda beyaz beyaz bazı şeyler var. Onlar işte hastaya sürülen jel. Gerçekten çoğu zaman ilk seansta oradaki etkiyi görüyorsunuz. Bu hastanın ne kadar rahat olduğunu gösteriyor size. Gerçekten hiçbir soğutucu vermiyorsunuz ve hasta yöntemi kolay tolere edebiliyor. Genelde yüksek dozlarda veriyorum. Ben 380'lere kadar çıktığım dozlarda veriyorum. Şimdiye kadar bir yanık vesaire görmedim. Yüzde de çok kullanılıyor. Firma bunu da öneriyor. Ama ben kendi özel pratiğimde asla yüzde dokunmuyorum. Bir şekilde o hastaları ben CDC'lere gönderiyorum. Çünkü benim pratik hayatımda yüzdeki lezyonlara ben müdahale etmiyorum. Hasta konforu, cerrah konforu ve hastanın olaya katılması açısından sonuçları iyi görünüyor şimdilik. Uzun dönem sonuçlarımız yok hala. Bu cihaz yeni edindik biz. Ortalama bir 6 ay civarında oldu sanıyorum. 6 ayda bir birikim oluşturmaya başladık. Ancak size şu anda sayısı olarak bir sonuç vermek durumunda değilim. Bu işlemden sonra hastada 3-4 hafta boyuna güneşte çıkmaması öneriyoruz. İşlemi tekrarlayabilirsiniz. Genelde tekrarlayan işlemler gerekiyor. Elastik bandlar uygulaması gerekmiyor bunlarda. Hafif bir kızarıklık pullanma oluyor. Onlar da birkaç gün içinde görüyor. Bunlar çok sevilen öncesi sonrası resimleri. 2 tedavi sonrası bir lezyon. 4 ay sonra düzelmiş bir lezyon. Yalnız tekrar söylüyorum, ben her zaman bunları skleroterapiye kombine ediyorum. Onu da mutlaka vurgulamak lazım. İşte gördüğünüz gibi birinci tedavi sonrası hafif böyle bir reaksiyonlar ortaya çıkmış. 60. günden sonra düzelmiş. Bir başka hasta örneği, bir başka hasta örneği. Sonuç olarak Sayın Başkan ve diğer katılımcılar, varikoz lezyonlar arasında hekimler için tedavi edilmesi en zor olan, hepimizi en çok yoran retiküler ven, telenjektezler ve enjektezler. Bunlarda kozmetik önem çok fazla. Size bir hasta göğüs ağrısı da gelmiyor bu hasta. Size sağlıklı normal bir insta kalkıyor geliyor. Beni daha güzelleştirin diyor. Daha güzelleştirebilmek için de sizden beklentisi çok fazla bu hastaların. Ve tedavi uzun sürüyor. Ortalama 3 ay, 4 ay, 5 aydan bahsediyoruz. Bizim şu anda yazdan sonra başladığımız hastalar ancak düzelecek, şu hale gelecek. Bence tedavi başarısındaki en önemli faktör, lazeri tek başına bir ajan olarak düşünmemek lazım. Önce hastanın turunkal problemi varsa turunkal ablasyonunu yapacağız. Hastanın bir başka besleyici spider varsa onu tedavi edeceğiz. En sonunda lazer yapacağız. Bunu ısrarla kırmızı olarak çizdim. Biz ne bekliyoruz cerrah olarak? Ya bir defa yapayım olsun gitsin. Ne yazık ki bu tedavide böyle bir şey söz konusu değil. Bu hastalara gerçek tedavinin bir kez defa da alınmayacağını mutlaka anlatmak lazım, mutlaka bildirmek lazım. Tedavinin birkaç saat süreceğini bilgilemeniz lazım. Iceberg Medical'e tekrar teşekkür ediyorum ve sizlere bu konuşmaya katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımla. Teşekkürler bu konuşma için. Tartışma kısmına geçiyoruz. Konuşmacılarımıza sorusu olan, katkısı olan katılımcımız varsa alabiliriz. Siyah Mersek Hastanesi'nden Doktor Mehmet Erdem Mehmetoğlu. Ben Kürşat Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Skleroterapi yapıldıktan sonra bu transdermal lazer işlemi ne kadar etkili? Yani skleroterapi yapılmış, telenjektezi veya retiküler ven bir parça belki sklerozo edilmiş. Etkili mi? Ortalama 2 ay. Oradaki skleroterapinin etkisinin geçmesi, sizin skleroterapiden kararı sonra geriye ne kaldı? Hadi şunları düzelt dediğimiz nokta 2 ay. 2 ay sonra genelde bunlar düzeliyor. Erdem Hocam buyurun. Doktor Erdem Silistreli 9 Eylül Üniversitesi'nden. 2 sorum olacak. Bir tanesi... bu şeyi kaçırdım galiba. Yani kaynağı ve dalga boyu neydi? 980 diyot lazer. Diyot lazer. 980. İkincisi de bir mesela resimlerden birinde gördüm. Şimdi konglomerat biçiminde şeyler var. Bazı böyle pakeler var. Onlar bizim başımızın derdi. Bir yerde skleroterapi veriyoruz. Başka yerlerden yıkanıyor onlar. Ve tam olarak gitmiyor. Onlarda da kullanabilir miyiz? Onları skleroterapiyle düzeltmek zor oluyor hakikaten. Çapı büyük değilse, çok büyük değilse düzeltebiliriz. Yani 1,5 milimetre civarında benim üst limitim. İkilere pek yaklaşmıyorum ben. Bir de şeyi soracaktım. Karbondioksit lazeriyle ilgili hiç
deneyim oldu mu acaba deneyimimiz ultrapuls? Ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi bugün bu toplantıyı planlarken aslında hepimizin kafasında olan iki tane temel soruya cevap almak için bu toplantı düzenlendi. Bunlardan bir tanesi aslında Profesör Morris'un çok güzel anlattı. Hastanın derin venöz yetersizliği var. Bakın obstrüksiyondan bahsetmiyorum. Derin venöz yetersizlik var bu hastada ve bu hastada süperfisel bir patoloji var. Derin venöz yetersizlik radyolojik tanısı olan bir hastada süperfisel patoloji var ise ne yapacağız? Ben bu sorunun cevabını Nick Morrison'dan rica ediyorum. Çünkü çok yaygın bir kanı var ülkemizde arkadaşlarımızın arasında. Hastanın derin venöz yetersizliği varsa yüzeyle dokunulmaz diye. Profesör Morrison ısrarla obstrüksiyondan değil yetersizlikten bahsediyorum. Sure. As far as insufficiency, if it is segmental insufficiency in the deep system and you also have superficial insufficiency, much of the time if you treat the superficial, the deep will resolve. However, if it is axial, if it's all the way down, the deep system is much less likely to resolve following superficial. But there's no contraindication to treating superficial insufficiency in the face of deep insufficiency. Teşekkürler. Ben ısrarla bu toplantı o yüzden düzenlendi. Profesör Morrison'un dediklerini tekrar vurgulamak istiyorum. Hastanın süperfisyel sisteminde patoloji olup da derin sisteminde yetersizlik varsa bu hastanın süperfisyel patolojisini tedavi edebiliriz biz. Derini karıştırmıyor. Onu Dick Morrison uzun uzun anlattı ama bu toplantıdaki bir numaralı mesaj bu. Bir soru daha sormak istiyorum. Yine bu toplantıyla ilgili olarak. Şimdi anterior aksiller safenven var. Orada duruyor ve bunun artık rekürrensinin çok önemli bir problem olmaya başladığını biliyoruz. Profesör Morrison, biz bu hastaların geniş bir anterior aksiller safeni varsa ablasyon sırasında profilaktik olarak ikinci bir işlem olarak anterior aksiller safenvene köpük möpük bir şey yapalım mı? If that is a normal vein, I would say no. If it's an abnormal vein, if the anterior accessory and the great are abnormal, we'll treat them with a thermal ablation at the same time, both of them. But if it's a normal vein, even though you may get recurrence in up to 40% of those patients, I don't treat them prophylactically, let's say. Profesör Morrison en son çıkan Gibson'un guideline'ında da bunu söylüyor. Peki bunun yerine %40 recurrence'i göz önüne almak yerine aynı seansta bunları niye yapmıyoruz? Dediğiniz doğru. Şu anda American College of Phlebology'nin guideline'ında da bu şekilde diyor. Ama %40 recurrence çok yüksek bir oran. Again, it's not a 40% recurrence, it's 40% of the patients who do have a recurrence, it's coming from the anterior accessory. Thank you. Ufuk Hocam buyurun. Peki, ben bu konuda bir katkıda bulunmak istiyorum özellikle Kürşat'ın sorusuna. Bizim ilk yaptığımız Doppler çok önemli. İlk yaptığımız Doppler'de safenofemoral bileşkenin yanı sıra çapın ne olursa olsun aksesuar safenveninde ciddi anlamda bir yetmezlik varsa ilk endovenöz termal ablazyon işlemi sırasını onu da kanüle edip ableze etmek zorundayız. Tekniğimiz şu şekilde anterior aksesuar veni başlangıçta çok çabuk büzebiliyor. İlk önce onu kanüle etmek zorundayız. Onu kanüle ettikten sonra VSM'yi alttan kanüle edeceğiz. Fakat ablazyon yaparken önce VSM'yi ableze edeceğiz. Ondan sonra aksesuar veni ableze edeceğiz. Zaten aksesuar safen veninde posterior veya anterior hiç fark etmiyor. Bunlar da reflü varsa siz sadece safen venini ablez ettikten sonra hasta genç yaşamı hala işi zor ayakta veya oturarak yapan bir kişi ise üstüne de gebe kalacaksa karşınıza aksesuar hem posterior seviyede hem de anterior seviyede yeni varikoz lezyonlarla birlikte geliyor. Hiç köpeğe gerek yok. Başlangıçta bunu mevcut elinizdeki kateterle birlikte yapabilirsiniz. Ancak glu yaparken belki Kürşat'ın sorusundan onu çıkartabiliriz. Oraya köpük yapılabilir mi? Bu tartışılabilir.
Teşekkürler hocam. Son soru olarak Aybanu Hanım'dan alalım sorusunu. Aslında Ufuk abi benim söyleyeceğim şeyi benden önce söyledi. Yani bence anterior aksesuar safenven nükslerinde en önemli şey PIROP yapılan ultrasonda anterior aksesuar yetmezlik de var mı yok mu onun belirlenmesi gerekiyor. Bir de venöz obstrüksiyon var mı onun belirlenmesi gerekiyor. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi yukarıda eğer bir May Turner varsa çok sık gördüğümüz şeylerden birisi. Toplumda %20'ye kadar varabiliyor. Eğer yukarıda böyle bir şey varsa ve siz kateteri biraz gerçekten geride bırakıp anterior aksesuarın ağzından aşağıdaysanız belki öyle bir nüks olabiliyor. O yüzden bu nüksün sebebine baktığımızda sadece safenofemoral junction yetmezliği değil, yukarıda da bir şey var mı? Yani her zamanki gibi venöz hipertansiyon nereden kaynaklanıyor onu belirlemek gerekiyor. Benim sorum şu olacak, Ufuk abi onları söyledi zaten. Yanlış anlamadıysam, yani belki yanlış anladım bilmiyorum. Profesör Morrison dedi ki, venöz obstrüksiyonda kolateralerin obstrüksiyonla koreli olmadığını söyledi. Ya ben bunu biraz bize açabilir mi diye merak ettim. Post trombotik sendromda ya da işte derin venöz hipertansiyon olduğunda batın içi kolaterallerin direkt bununla koreli olmadığını. The correlation is not, they are correlated, collaterals are correlated with proximal obstruction. The point was that they will resolve very quickly if they're important. So if you do a treatment, recanalization treatment, those collaterals will almost always go away very quickly. There was one other comment that I wanted to make about the anterior accessory, and that was if the patient has anterior, not uncommonly, the patient will have reflux at the saphenofemoral junction, and the reflux is directed all the way down the anterior accessory, and the distal great saphenous vein is completely competent. In that instance, I will treat only the anterior accessory, leave the great alone, even though that top 2 or 3 or 4 centimeters is incompetent. Most of the time, that will resolve. Son bir dakikada bir soru sorabilir miyim Profesör Morrison'ı yakalamışken? Son olarak alalım hocam. Prof. Morrison, diyelim recurrence oldu. Anterior aksesuar vende recurrence'la hasta geldi. Daha önce venesafeni magniye ablasyon yapmıştık. Bu hastada ne yapalım? Typically what we'll do is thermal ablation first, although foam works very well in that instance as well. So if you have already ablated the saphenofemoral junction or close to it by the great saphenous vein, I will do either foam or thermal ablation. Cerrahi? Cerrahi? Cerrahi girişim? No. I come from a surgical background. I haven't done a groin surgery in a very long time. Not because I'm afraid of it, because it's not necessary anymore. Thank you. Teşekkürler. Son olarak Sukuleri'ye de söz verip kapatmak istiyoruz artık oturumu. Hello. Well, this discussion is very well, very nice. The recanalization, these accessory veins, very interesting, because I saw no one but several cases that the saphenofemoral junctions is very well ligated, and after 2 or 3 years we found one other vein, and several doctors that do not understand well, they say, "Oh, your saphena was not removed." And several times we have problems, juridic problems, because the doctor to perform the ultrasound don't identify that this is accessory vein that will become open after the surgery. Because when you make the ultrasound before the surgery, these veins doesn't appear. But after the surgery, the
stripping, mainly the stripping, disappear, these veins become dilated. This is one problem. The other problem that I think you talk about was recanalization. The recanalization in post-thrombotic syndrome is when the problems begin, because obstruction is the first step. You have edema, but the complication of post-thrombotic syndrome begin after the recanalization, because the recanalization means valve destruction. We have the destruction of the valve. We have the reflux after the recanalization. And the proof that Professor Nick showed, that you put one strong bandage and make orientation to walk. We made this, Nick, 40 years ago, was described by Professor Denny, when we didn't have ultrasound. And when we have one patient with history of thrombosis, venous thrombosis, and several veins, superficial veins, to evaluate if we can make surgery in these veins or not, we make a bandage, and strong or relative strong bandage, and send this patient to walk. If you feel better, you can make the surgery. I make thousands of surgeries in this way without ultrasound. We didn't have ultrasound 40 years ago, but we all make this surgery. And the results is very good. You can do this. I congratulate Professor Nick for remember this functional proof. Çok teşekkür ederiz. Kongremize yurt dışından katılımlarını ve desteklerini sunan bu oturumda görev alan Doktor Antignani'ye, Nick Morrison'e, Sukuderi'ye, ülkemizden katılan hocalarımıza, kıymetli katılımcılarımıza hepinize çok teşekkür ederiz. Saygılar sunarız. Teşekkür ederim.